Herkese merhaba. Bugün bana en çok sorulan sorulardan birinin cevabını vereceğim. 19 yıllık kurumsal hayatımı niye bitirdim? Neden tam zamanlı gezgin oldum? Bu kararı nasıl verdim? Ve aradan 2 yıl geçtikten sonra bu kararı verdiğime pişman mıyım? Bu videoda bu soruların hepsinin cevabını bulacaksınız. Eğer beni ilk kez izliyorsanız, ben Sevil, çok okuyan, çok yazan adlı seyahat blogunun sahibiyim. 10 yıldan fazladır blog yazıyorum. Bir süredir de YouTube'a içerik hazırlamaya başladım. 2 yıl önce kurumsal hayatı bırakıp tam zamanlı olarak gezmeye başladım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsanız, pişman mıyım, değil miyim, başlıyoruz. Beni daha önce tanımayanlar için, bu videoyu ilk kez izleyen, benimle ilk kez tanışanlar için önce biraz kendimden bahsedeyim. 2 yıl önce kurumsal hayatımı bırakıp tam zamanlı gezgin olarak, seyahat yazarı olarak hayatıma devam etmeye başladım. Burdurluyum, Burdur'da doğdum. Üniversite için İstanbul'a gelip burada kalanlardanım ben de. 97'de İstanbul Üniversitesi'nde işletme okumaya başladım. Okula başlayınca derslerin biraz kolay olduğunu ve devamlılığının olmadığını düşünerek iş hayatına okulumun ikinci yılında atıldım. Bankacılık sektörüyle başladım çalışma hayatıma. Şu an halen olmayan Ege Bank ilk iş yerimdi. Ondan sonra TEP, Ziraat Bankası ve Finansbank şeklinde bankacılık kariyerim devam etti. Ama hiçbir zaman şubede çalışmadım. Yani klasik bir bankacı tanımının içerisinde yer almadım. Alternatif dağıtım kanalları denilen şubelerin dışındaki müşterilere ulaşma kanallarında çalıştım. Bunlar neler? Çağrı merkezi, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi. Bu projelerin içinde yer aldım. Bir sürü projenin içinde yer aldım. Erken yaşta çalışmaya başlamam ve okul bittiğinde oldukça fazla iş deneyimim olması sayesinde kariyer basamaklarına oldukça hızlı tırmandım. Bankacılık sektörü benim ruhum için fazla hantal kalınca bankacılık sektöründen o zamanlar Türkiye'de henüz çok yeni yeni ayaklanmaya başlamış olan dijital sektöre, internet sektörüne geçtim. İnternet projelerine yatırım yapan bir inkubatör şirkette yaklaşık 4 yıl çalıştım. Oradan sonra 28 yaşımda Sigortanet'in pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Kariyer basamaklarını hızlı tırmandım derken bunu kastediyordum aslında. Önemli bir markanın önemli bir pozisyonunda görev aldım. Bu arada oraya gelene kadar da pazarlama, iş geliştirme, proje yönetimi gibi bölümlerde çalışmıştım. Dolayısıyla benim hayatım ondan sonra hep dijital dünyayla devam etti. Bu araya bir şey açayım, parantez açayım. Ben okulla beraber, üniversiteyle beraber çalışmaya başlayınca aslında üniversite döneminde hiç gezmek için fırsatım olmadı. Şimdi gençler bu anlamda çok şanslı. Öğrenci değişim programları, interrail'ler vesaire. Ben hep çalıştığım ve bir taraftan da okulu devam ettirmek zorunda olduğum için üniversitede neredeyse hiç gezmedim. Ama üniversiteyi bitirip hem ekonomik olarak biraz daha rahatlayıp hem de zaman açısından kendime biraz daha esneklik sağlayabilince seyahat etmeye başladım. Önce Türkiye içerisindeki kültür rotaları, ondan sonra da yavaş yavaş yurt dışına gitmeye başladım. İlk yurt dışı seyahatimin anlattığım videomun linkini de şuraya bir yerlere koyayım. Oradan izleyebilirsiniz. İlk yurt dışı seyahati derken seyahat hayatının içerisinde daha fazla yer almaya başladı. Çok dinamik bir iş yapıyordum, çok yoğun tempoyla çalıştım ve işte yani kurumsal hayatı bırakana kadar hep çok yoğun tempoyla çalıştım. Ve bir sürü şeyi birlikte yapmaya çalıştım. Hem seyahat ediyordum, hem hobiler ediniyordum, hem iş hayatı çok yoğundu. Arada bir de yüksek lisans yaptım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi yüksek lisansım var. Ve bunları yaparken de hep daha fazla seyahat etme gibi bir arzuyla dolmaya başladım. Tam olarak ne zaman başladı derseniz bir böyle nokta, şurada başladı diyemem ama seyahat ettikçe, ben buna seyahat virüsü diyorum, seyahat virüsü kanıma daha çok işlemeye başladı. Her fırsatta daha fazla seyahat etmek istedim. Bu sırada da ben seyahat ettikçe çevrem, arkadaşlarım,
tanıdığın tanımadığın insanlar ki bu arada o zamanlar yani ne Instagram var ne YouTube var öyle düşünün yani bundan çok yıllar öncesinden bahsediyoruz. İnsanlar bana seyahatlerimle ilgili sorular sormaya başladı. İşte şuraya nereye gidelim, nasıl gezelim, sen burada nasıl ulaşımı sağlamıştın filan gibi. Bazen buluşuyorduk, bir kahve içiyorduk, ben kahve eşliğini de anlatıyordum. Bazen uzun mailler yazıyordum, e-posta olarak gönderiyordum gibi. Bazen rehber kitaplarımı arkadaşlarıma veriyordum. Fark ettim ki insanların seyahat konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacı var ve Türkçe içerik yok. Nitekim o zaman gerçekten yoktu. Bundan 15 neredeyse sene öncesinden bahsediyoruz. Ben blogumu 12 senedir yazıyorum. Evet, seyahatlerim de 15-16 sene öncesine dayanıyor. Dolayısıyla o yıllarda gerçekten Türkçe içerik bulamıyordunuz. Ve ben o zaman az önce bahsettiğim internet projelerine yatırım yapan şirkette çalışıyordum. Artık hayatımıza internetin daha fazla gireceğinin de ciddi anlamda farkına varmıştım. Bir blog açayım dedim. İnsanlara biri bir şey sorduğunda e-postalar yazmak ya da bir kahve eşliğinde anlatmak yerine blogumdaki linki gönderirim çok daha kolay olur. Çok okuyan, çok gezen hikayesi aslında böyle başladı. Yani ne ismi düşünülmüştü, ne blog ileride benim geleceğim olur, hayatımın işi olur falan böyle şeyler düşünmüştüm. Bunların hiçbirini düşünerek harekete geçmedim aslına bakarsanız. Hatta blogumu bugün açıyor olsam ismini çok okuyan, çok yazan gibi uzun bir isim koymazdım muhtemelen. O zaman hep şey hala da var ama çok okuyan mı bilir, çok yazan mı bilir diye bir klasik münazara sorusu vardır ya. Oradan yola çıkarak koymuştum blogun ismini. Bu arada hemen araya bir not gireyim. Hem okuyan hem gezen bilir. İkisi bir arada ballı kaymak. Sonra ne oldu? Sonra ben blog yazmaya başladıkça insanlar okumaya başladı. Ve o zaman gerçekten Türkiye'de bir elin parmakları kadar seyahat blogu var. Çok az yazan var. Dolayısıyla benim blogum da hızlı bir şekilde popülarite kazanmaya başladı. Hem bu süreçte seyahatlerim hayatımda daha önemli pay almaya başladı, hem de blogumu daha düzenli içerik üretmeye başladım. Bu olaylar olurken ben Teknoloji Holding'de o internet projelerine yatırım yaptığımız şirket, oradan Sigortanet'e geçmiştim. Daha yoğun bir tempo, neredeyse sıfır bir pazarlama ekibi, her şeyin yeni baştan kurulması gerekiyor filan. Gerçekten çok yoğun birkaç sene geçirdim ve o dönemde hem blog hem de seyahat etme işleri benim adımı biraz yavaşladı. Bunlar yavaşlayınca ben çok mutsuz olduğumu fark ettim. Çünkü seyahat etmek benim gerçekten hayata tutunma şeklim olmaya başlamıştı. Hafta sonu iki gün bile bir yere gitsem pazartesi inanılmaz bir enerjiyle işe dönüyordum. Ya da bir yere seyahat planı yapmaya başladığımda gerçekten inanılmaz mutlu oluyordum. Ve fark ettim ki seyahatin benim hayatımda daha fazla yer etmesi lazım. Ve bu noktaya kadar ve çalıştığım 19 yıllık kurumsal hayatım boyunca şu konuda çok şanslıydım ki yöneticilerim, birlikte çalıştığım birkaç istisna hariç benim bu kadar seyahat etmemi hiç sorun etmedi. Yıllık izinlerim, insanlar hep yıllık izinlerini biriktirir, bir sonraki seneye devreder ya. Ben hiç devretmedim çalıştığım süre zarfınca. Hep yıllık izinlerimi sonuna kadar, hatta böyle bazen eksi bakiyelerle kullandım. Ve bu konuda bana gerçekten herkes çok destek oldu. Hem ekibimdekiler hem yöneticilerim. Aslında bunun bir altını çizmek lazım. Destek görmemin sebebi ben zaten işimi kendimden çok şey vererek yapıyordum. Yani kendi işim gibi sahiplenerek yapıyordum. Dolayısıyla kimse benim bir hafta ortadan kaybolmamın, işle ilgili bir şeylerin aksamayacağını düşündüğü için rahatlıkla izin verebiliyorlardı. Moğolistan'a giderken iki hafta, o zamanki genel müdürüm, hala çok severim, hala görüşüyoruz. Dedim ki birçok yerde Moğolistan'da telefon da çekmiyor. Yani bırakın interneti, GSM hattı yok. Bana uzun süre ulaşamazsanız merak etmeyin. Bir panik geçirdi böyle, nasıl sana iki hafta ulaşabilecek miyiz filan. Ama gerçekten döndüğümde de hiçbir sorun olmadı. Ekibimdeki arkadaşlar gayet iyi idare ettiler. Yöneticilerim de beni idare etti filan filan. Çok uzatmayayım. Bu anlamda gerçekten kendimi şanslı hissediyorum ya da o şansı kendim doğurdum. İkisi bir arada.
Çünkü ne zaman seyahatten dönsem ertesi hafta hatta haftalar boyunca böyle gece yarılarına kadar yemeden içmeden kesilip çalıştığım dönemler oldu. Artık hayatımda daha fazla seyahate yer vermek istediğime bir noktada karar verdim. Bu böyle 30'ların, 30 yaşlarımın başı filanın denk geliyor yanılmıyorsam. Ve ona karar verdikten sonra da hayatımı nasıl buna göre şekillendiririm onun planlarını yapmaya başladım. Bu ne demek? Yani ben hep çok kariyer odaklı bir insan oldum. İş hayatında hırslı, çalışkan vesaire vesaire. Ama bir noktadan sonra bütün o kariyer hedeflerim, kariyerle ilgili beklentilerim artık bir doyma noktasına geldi. Bu arada Sigortanet'ten sonra Hürriyet grubuna geçtim. Orada da çok iyi bir pozisyon ve çok iyi bir maaşla çalıştım yaklaşık bir sene. Orada bir doyum noktasına ulaştım ve artık beni doyuran şeyin kariyer ya da para değil de seyahat olduğunun farkına vardım. Yeniden geriye sarıyorum. Önce hayatımı küçülterek başladım. Sigortamnet'te çalıştığım dönemde Sahra Cedid'de bir evde oturuyorum. 130 metrekare tek başıma yaşıyorum. 3+1 ve evin bütün odaları full artı full dolu. Eşyayla dolu. Yani bir tane çalışma odam var, içi full dolu. Bir tane giyinme odası diyebileceğimiz bir odam var. İçi full kıyafet, ayakkabı, hobi malzemeleriyle dolu filan. Ve ben tek başıma yaşıyorum. Yani o kadar çok eşyaya ihtiyacım yok. Ve o dönem yine artık gelecekte bir yatırım olabilmesi için bir ev almaya karar verdim. Aldığım ev tabii oturduğum evden çok daha küçüktü. Yarısı kadar. ve aynı bir şekilde o 130 metrekare evden 75 metrekare, 70 metrekare hatta bir eve taşındım. Gerçekten o taşındığım dönem ve sonrası benim için çok zordu. Çünkü eve sığamıyorum. Yani dağıtabileceğim bütün eşyaları dağıttım. Mobilyalar, mutfak eşyaları, hobi malzemeleri. Ve hala bir türlü eve sığamıyorum. Yani ve o evde yaşadığım ilk 3-4 ay sürekli kolum bacağım bir yere çarpıyordum. Yani öyle bir konfor alanına alışıyor ki insanoğlu. Buradan oraya bağlayacağım. Geniş mekanlar, büyük eşyalar vesaire. Yarı yarıya küçülmeye çalışınca ki yine tek başıma yaşıyordum ve o eşyaların neredeyse hiçbirine aslında ihtiyacım yoktu. Resmen eve sığamadım. Yani sürekli kolumu bacağımı bir yere çarpıyordum. Ama o dönem bana gerçekten çok iyi bir ders oldu. Hayatımda ne kadar çok fazlalık olduğunu, aslında hiç ihtiyacım olmayan şeylere ne kadar çok para harcadığımı ve zaman tabii ki. Yani sadece para harcamıyorsunuz, onları almak, satın almak için bir de zaman harcıyorsunuz gibi. Yani o süreç, o taşınma süreci benim önemli kırılma noktalarımdan bir tanesidir. Ben yavaş yavaş hayatımdaki fazlalıkları, bu arada yani bu çok genel bir bakış açısı, bana zarar verdiğini düşündüğüm, beni negatif olarak etkilediğini düşündüğüm insanları da hayatımdan çıkardım. Yani hayatımda bir basitleşme derken her anlamda bir basitleşme ve sadeleşmeye gitmeye başladım. Ve şöyle söyleyeyim, o taşınmanın üstünden herhalde bir 3-4 sene, hayır 3-4 sene olamaz, 5 seneden fazla geçti. Tabii neredeyse 6 sene olacak, vay canına. Yani ondan beridir mesela neredeyse hiç ayakkabı almıyorum. Hala o dönemde aldığım ayakkabılarımı giyiyorum ve giyiyi bitmediler. Yani hala o kadar çok eşyam var. Hala çok fazla kıyafetim var. Çok nadiren kıyafet alıyorum gibi. Bir de tabii artık eskisi kadar kıyafet almama da gerek olmuyor. Yani kurumsal hayatın içinden çıkınca kurumsal hayatın size kazandırdığı para kadar bir de zorunlu olarak harcattığı para var. Yani belli bir ünvanınız var. O ünvanın gerekliliği olan pahalı çantalar, pahalı ayakkabılar, şık kıyafetler gibi şeylere para harcamak zorunda kalıyorsunuz. Ya da iş nedeniyle bulunduğunuz ortamlar hep pahalı restoranlar, pahalı mekanlar, öyle yerlerde zaman geçiriyorsunuz iş ortamı nedeniyle. Aslında kazandığınız paranın belki yarısını, belki daha fazlasını o statüyü koruyabilmek için harcıyorsunuz maalesef. Bizim ülkemizde durum böyle. O yüzden o sadeleşme sürecinde aslında şey kısmı biraz zor oldu benim için. Hem çalışıp kurumsal hayatın içerisinde kalıp, o çarkın içinde kalıp hem de sadeleşmeye çalışmak.
Ama dediğim gibi bana çok şey öğretti. Ve o sadeleşme süreci bana biraz şey açısından özgüven de verdi. Evet, ben çok daha aza kanaat edebilirim ve bunu yaparken çok daha fazla seyahat edebilirim. Ve bir gün Sigortamnet'ten ben artık kurumsal hayatı bırakıyorum diye ayrılmaya karar verdim. Çok netti kararım. Yani çok emindim yapmak istediğimden. O zaman evli değildik eşim, şu anki eşimle. Konuştuk, taktık, biçtik. O dedi ki ben her türlü sana destek olurum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben bu kararı verdim. Bu kararı verdikten sonra bir hafta içerisinde bana üç farklı yerden iş teklifi geldi. Ve hepsi de çok cazip tekliflerdi açıkçası. Ve o zamana kadar iş aramamışım, böyle bir teklif gelmemiş filan. Dedim ki bu evren bana bir şey söylemek istiyor ve ben evrenin verdiği mesajları dinlerim. Ve bana güzel mesajlar verdiğini düşünürüm. Aramın çok iyi olduğunu düşünürüm evrenle. Dedim ki demek ki zamanı gelmemiş Sevil. Demek ki senin henüz kurumsal hayatı bırakmak için zamanın, doğru zamanın bu değilmiş. Biraz daha bekle. Sigortamnet'ten ayrıldım. Birkaç haftalık bir Etiyopya seyahati yaptım. Döndükten sonra da kısa bir süre sonra Hürriyet Emlak'ta çalışmaya başladım. Hürriyet Emlak'ın bütün pazarlama fonksiyonları Hürriyet'in de marka yönetimi bana bağlıydı. Yani gerçekten ünvan olarak baktığınızda birçok insanın isteyebileceği bir ünvandı. Parası olarak da çok tatmin ediciydi. Ama ben orada çalışmaya başladıktan sonra ve devamında kendimi hiçbir zaman oraya ait hissetmedim. Hep kafamda seyahat etmek, daha fazla seyahat etmek, daha fazla nasıl seyahat ederim gibi sorular ve orada çalıştığım bir sene boyunca sürekli para biriktirdim. Kazandığım paranın yani çok büyük bir kısmını birikim olarak cebime koydum. Bu arada taşındığım ev diye bahsetmiştim. Orası da benim için bir yatırım oldu, bir kira gelirim oldu. Ve bu süre içerisinde bir de evlendim. Eşimle yaşamaya başladık. Bu arada birçok insan şey gibi algılıyor. İşte bekarken gezilir, evlendikten sonra gezilmez filan. Hatta bununla ilgili başka bir video da yapmayı düşünüyorum. Aksine evlendiğinizde masraflarınız neredeyse yarı yarıya azalıyor. Ve seyahat etmek için bir yol arkadaşınız oluyor. İyi anlaştığınız, ortak zevkleriniz olan, eğer doğru bir kişiyle evlendiyseniz tabii, bir yol arkadaşınız oluyor. O yüzden işte evlendikten sonra gezilmez filan şeylerine kesinlikle katılmıyorum. Evlendikten sonra da çok güzel gezebilirsiniz. Önemli olan doğru insanla hayatınızı birleştirmek. Peki o son noktayı nasıl koydum? Hürriyet'ten ayrılma kararını nasıl verdim? Aslında çok basit ve komik bir şekilde verdim. Facebook bana bir şey hatırlattı. İşte 5 yıl önce işimden istifa edip Urla'ya yerleşiyorum diye bir paylaşım yapmışım Facebook'ta. Ve Facebook arkadaşlarımın hepsi de inanmış, tebrik etmiş, hatta arayıp tebrik edenler oldu o dönem. Gayet iyi hatırlıyorum. Ve aradan 5 yıl geçmiş. Bu arada o paylaşım bir bilim insan şakası. Ben aklımca bir insan şakası yapmışım. Ama aslında asıl yapmak istediğim şeyin o olduğunu biliyorum. Yani bir taraftan bir insan şakası ama insanların, çevremdeki arkadaşlarımın o kadar inanmasının sebebi de aslında bunu çok istediğimi biliyor olmaları. O yüzden o kararı verdiğimde de "Aa evet, Sevil yapmıştır." diye inanmaları. Ama 5 yıl sonra onu görünce ben büyük bir kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Aradan 5 yıl geçmiş ve ben hala o kurumsal çarkların içerisinde İnanmadığım toplantılarda bazı şeyler için mücadele ederek hayatıma devam ettiriyorum. O an bende bir çakmak yandı. Yani çok basit, çok saçma, farkındayım bir Facebook paylaşımı yüzünden mi istifa ettim diyebilirsiniz. Evet, bir Facebook paylaşımı yüzünden istifa ettim. O paylaşımı gördüğüm gün dediğim gibi bir ışık yandı ve ondan bir hafta sonra istifa dilekçemi verdim ve ondan yaklaşık 20 gün sonra İşten ayrıldım. Ve ne yapacağımı bilmeden ayrıldım. Ve elimde sadece şu vardı. O zaman istifa ettiğimde 10 senedir yazdığım bir blogum var.
Ve bloğumun okunurluk oranları, bilinirlik olan oranları fena değil. Bloğun kendi kendine bir o dönemde de yarattığı gelir var, reklam gelirleri. Elimde sadece o var. 19 yıllık bir kurumsal hayat deneyimim var. İşte kirada bir evim var ve biraz da birikimim var. Sonrası bilmiyorum. Baya baya istifam verip ayrıldım. Bu arada bu istifa kararını verme sürecinde işte evin kredisi var, o bitsin. İşte 19 değil 20 yılı doldurayım, işte SSK yüzünden 20 yıllık şeyim dolsun filan gibi aslında kendimle bir iç savaşım oldu. Ama sonra şunu fark ettim, beklediğin sürece hep bir sebebin olacak. Yani şu da bitsin ayrılayım, bu da bitsin ayrılayım. Tamam şunu da bitireyim sonra filan diye sürekli bir öteleme durumu var ve o ötelemeler hiçbir zaman bitmeyecek. Kendimi hazır hissettiğim o an artık ben arkama tekrar bakmadan önüme bakabilirim diye düşündüm. Tabii ki belli bir konforu, belli bir düzenli geliri de geride bıraktım. Geride bıraktım ve ilk birkaç ay benim için çok zordu. Çünkü sürekli kafamda ne yapacağım soruları var. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? O işten ayrıldıktan sonraki belki 3-4 ay, belki 6 ay gerçekten benim kendimi maksimum zorladığım dönemdi. Sürekli markalara projeler üretiyorum, sunumlar gönderiyorum, toplantılara gidiyorum. Çok gezen turları adı altında takipçilerimle beraber turlar yapmaya başladım. Bloğa her gün en az bir tane içerik giriyorum, içerik üretiyorum, dergilere yazılar yazıyorum falan. Ve o sırada da hala da seyahat etmeye devam ediyorum. Ve o seyahatlerimden birinde Ermenistan'dayken dolar bir sabah hostelden çıktığımda 4.70 iken akşam hostele geri döndüğümde 7 liraya geçmişti. Ve benim kafamdan kaynar sular döküldü. Aman Tanrım, ben nasıl seyahat edeceğim falan. Ve bunların hepsini atlata atlata zaman içerisinde neyi yapmaktan zevk aldığımı, hayatımın bundan sonraki döneminde neyle zamanımı geçirmeye karar vermem için bunların hepsi bana bir sınav oldu aslında. Ve ben şunu da kanaat getirdim. Ben içerik üretmekten keyif alıyorum, ben yazı yazmaktan keyif alıyorum gibi bir noktaya geldim. O yüzden enerjimi daha çok yazmaya, bloğuma ve içerik üretmeye doğru kaydırdım. İçerik üretmenin tabii farklı farklı boyutları var. Sadece bloğa yazı yazarak değil, işte şu an gördüğünüz üzere YouTube'a video çekmek de bir içerik üretme süreci. Bu arada yine 19 yıllık kariyerim içerisinde neredeyse tamamını pazarlama alanında geçirdiğim için pazarlama konusunda danışmanlık ihtiyacı olan insanlarla bir araya geldik. Onlara danışmanlıklar verdim. Hala da vermeye devam ettiğim markalar var. Dolayısıyla hem yazı yazarak hem blog hem de danışmanlık gibi farklı alanlardan kendime gelir yaratma imkanım oldu. Ve bütün bunları home office çalışarak, daha doğrusu yerden bağımsız çalışarak, yani bazen işte bir yaylanın tepesinde bilgisayarımı açıp, bazen bir hostelin ortak alanında bilgisayarımı açıp, bazen otelin odasında bilgisayarımı açıp çalışmaya devam edebiliyordum. Ve belki de benim en sevdiğim kısım bu. Yani bir yere bağımlı değilim, istediğim işi yapma, seçme özgürlüğüm var ve bütün bunları yaparken de eski oranla çok daha fazla seyahat edebiliyorum. Hep bana şey soruyorlar. Bir, eskisi kadar çok para kazanıyor musun? Hayır. Kurumsal hayatta kazandığımın belki dörtte birini falan kazanıyorum. Ama zaten o kadar kazanmaya ihtiyacım yok şu anda. Çünkü o çarkın içerisinde demin anlattım ya, zaten ihtiyacınız olmayan o kadar çok şeye para harcıyorsunuz ki. Her sabah gidip Starbucks'tan bir kahve alıyorsunuz mesela. Örnek olsun diye söylüyorum bunu. Ortalama bir kahvenin fiyatı şu an 15 lira. Ben günde 15 lirayı çarpı 20 iş günü diye düşünürseniz o parayı artık harcamak zorunda değilim. Evde bir sürü kahve makinem var. Gidip en kaliteli kahveleri satın alabiliyorum ve hala çok daha ucuza
kendi kahvemi yapıp termosuma koyup istediğim yerde içebiliyorum. Seyahat ederken de aynısı geçerli. Bu para meselesinin dışında bir de pişman mısın? Kurumsal hayata geri dönmeyi hiç düşünmedin mi sorusu çok soruluyor. Çok açık yüreklilikle ve samimiyetle söylemek istiyorum. Bu korona pandemi dönemi de dahil olmak üzere bir kere olsun keşke kurumsal hayatı bırakmasaydım. Keşke kariyerimi bırakmasaydım dediğim bir gün dahi olmadı. Bu benim için çok önemli bir şey. 2 yıl oldu ben kurumsal hayatı bırakalı ve bu 2 yıl hayatımın en mutlu ve huzurlu 2 yılı diyebilirim. Bu 2 yıl hayatımda en çok seyahat ettiğim dönem diyebilirim. İstediğim yere gidip burada bir gün daha kalayım diyebilmenin ne kadar büyük bir lüks olduğunu şu an çok daha iyi anlıyorum. Bu arada kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Çalışırken de gezilebilir mi? Tabii ki gezilebilir. Ben neredeyse 50 tane ülkeye çalışırken gittim. Yıllık izinlerimde gittim. İzinlerimi birleştirerek gittim. İş değiştirdim, o aradaki dönemde gittim gibi. Bunu yapmanız mümkün. Ama o zaman şöyle bir şey oluyor. Sürekli koşturuyorsunuz. Yani bu ilk seyahat etmeye başladığım döneme dair videolar yapmaya başlamıştım. Ve orada o kadar geriye dönüp bakınca 15 sene öncesine geri dönüp bakıyorsunuz. Böyle bir haftada 7 ülke falan gibi saçma sapan rotalar yapmışım. Yani şu an olsa öyle seyahat etmeyi tercih etmem. Tabii bunun bir sürü şeyle ilgisi var. Yani yaşınız ilerliyor, sevdiğiniz şeyler, zevkleriniz, ilgi alanlarınız değişiyor, olgunlaşıyorsunuz, büyüyorsunuz, hayattan zevk aldığınız şeyler farklılaşıyor. Yine hızlı seyahat ediyorum, yine çok şey görmek için elimden geleni yapıyorum. Ama işte 4 günde 4 şehir falan gibi şeyleri mümkün mertebe yapmamaya çalışıyorum. Çünkü gittiğim yerleri daha fazla özümsemek istiyorum. Burayı çok sevdim, bir gün daha kalayım deme lüksüm olsun istiyorum ve şu an o lükse sahibim. Çok daha az param var ve daha fazlasına ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum. Gittiğim yerlerde istediğim her yeri görebileceğim şekilde, yani bir müze 50 dolar diye giremiyorsam o da benim canımı yakar. O 50 doları verip o müzeye girmek isterim. Onları verebilecek ekonomik güce hala sahip olup bunun yanında da gayet basit bir hayat yaşayıp, lükslerinden arınmış bir hayat yaşayıp istediğim çalışma düzenini oturtmak gibi bir noktaya geldim. Dolayısıyla o sihirli sorunun cevabına tekrar dönecek olursak, kurumsal hayatı bıraktığıma pişman mıyım? Hayır, kesinlikle pişman değilim. Bir gün bile pişman olmadım. Gerçekten bu karar verdiğim için çok mutluyum. İyi ki bu karar vermişim, iyi ki bu kararı verebilecek gücü bulmuşum kendimde. Bu arada ben şu açıdan da çok şanslıyım. Hem kendi ailem hem eşimin ailesi, artık onlar da benim ailem, hem eşim bu süreçte bana inanılmaz destek oldular. Bazı arkadaşlarım beni çok şaşırtarak büyük tepkiler gösterdiler. Ne yapıyorsun sen, kariyerinin zirvesinde nasıl işi bırakırsın filan. Ama insanlarda şöyle bir yanılgı oluşuyor. Ben sanki işi bırakıyorum ve boş oturacağım gibi bir yanılgı oluşuyor. Ama gerçek bu değil. Ben üretmeye devam ediyorum. Hatta üretmeden yaşayamayanlardanım. İşten ayrıldım cuma günü. Cumartesi, pazar bir seyahat planımız vardı. Pazartesi sabah 9'da ben bilgisayarımın başında çalışmaya başlamıştım. İşte iş planları yapıyordum, blogma içerik planları hazırlıyordum filan. Ve o tempo işten ayrıldığımdan bu yana da değişmedi. Bir sürü insan bunu kabullenmekte zorlanıyor. Evde boş oturduğumu zannedenler çok oluyor. Aylak aylak gezdiğimi düşünenler çok oluyor. Olsun varsın. Ama ben gerçekten hakkıyla çalışmaya ve üretmeye devam ettiğimi düşünüyorum. Umarım işten ayrılmayı düşünenler veya seyahati hayatının içerisinde daha fazla pay vermek isteyenler için bir fikir vermiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreçle ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım.
Bu seriye dair farklı videolarım da olacak. Lütfen takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik evde kalın. Sağlıkla kalın.